Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün maalesef yine morallerimiz bozuk. Rick'in iyi giden sağlığı şu an kötü gitmeye başladı, tam tersi. Nedendir biz de bilmiyoruz. Acaba psikolojik olarak mı bu şekilde oldu? Yoksa tedavimiz tekrardan ağırlaşmaya mı başladı kendisine karşı? Bilmiyoruz ama bugün maalesef kendisini biraz kötü gördüm. Oysa ki bugün yumurta haşlamıştı kendilerine. Bugün daha iyi bekliyordum kendisini ama maalesef ki Rick bayağı bir durgun duruyor gözümde. Veteriner hekimimiz öyle olmaması gerektiğini söyledi. Hatta Rambo çok şükür çok iyileşti. Aynı tedavi yöntemini buna da uyguladı. Çünkü bu da hasta, aynı hastalığı bu da taşıyor. Belki bünye farklılığı olabilir. Çünkü Rambo güçlü bir köpek, gerçekten güçlü bir köpek. Rick acaba bünye olarak zayıf bir bünyeye mi sahip bilmiyoruz ama şu an biraz durgun ve sakin görünüyor. İnşallah değildir. Belki de ben öyle yanılıyorumdur. Akşam tekrardan veterinere götüreceğiz. Her gün düzenli götürüyoruz. Her geçen gün çok iyiye gidiyordu. Bugün nedense bir sıkıntı sezdik gibi arkadaşlar. Ben sezdim belki de. Bana öyle geliyor. Bilmiyorum ama birazdan oraya doğru geçeceğiz. Şimdi şu yumurtaları köpeklerimize verelim. Ben az önce bunların en çok sevdiği tavuk göğsü, tavuk kanadı. O tarz güzel yumuşak etlerden verdik. Şimdi biraz da kemik partisi yaptık. Daha sonra yumurtaya geçtik. Haşlanmış yumurta vereceğiz. Rick'e verdim ama Rick hiç yemedi. Bayağı bir zayıf ve düne göre kötü duruyor nedense. Belki de ben öyle hissediyorumdur. Neyse birazdan Rick'in tarafına da geçeceğiz. Rambo'yu kurtardık ama inşallah Rick'i de kurtarırız arkadaşlar. Şimdi ben ufaktan şu yumurtaları köpeklerimize vereyim. Evet, şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü yumurta haşladık. Birkaç tanesini verdik. Bunlar da devamı. Bunlar da kabuklu veya kabuksuz fark etmiyor. Her türlü yiyorlar arkadaşlar. Yani kabuklu verseniz de kabuksuz verseniz de zaten kabuğunu da sonradan tüketiyorlar. Çünkü onda da kalsiyum olduğu için köpeklere faydalı geliyor. Yine de şöyle bir hemen kısaca kabuğunu soyalım. Bakalım, bu arada harbiden de güzel soyuldu ha. Yani çok basit bir şekilde soyuldu arkadaşlar. Hem de tek elimle. Ulan biz de bu işi biliyoruz be. Vallahi var ya, bu işi biliyoruz. Gel gel gel, bitmedi, gel. Hemen oyuna başlamayın. Bakın Rambo hemen geldi. Rambo al. Al oğlum. Oh maşallah. Bade gel. Bade gel. Al bakalım. Gel, gözünde bir şey var. Gel. Lan şerefsiz. Bade sen de al. Oh. Evet, şöyle yumurtalarımızı alalım arkadaşlar. Şunlar bir ziyafet etsin. Bak yine Rambo geldi bak. En başta geldi bile. Ay düştü yüzüne. Al oğlum, al. Bak yiyemedin oğlum bir türlü ya. Al. Aferin Bade'ye. Peki. Al. Abi siz niye tutamıyorsunuz ya? Ha? Bak gördün mü kangalı? Aslan gibi tuttu direkt. Ha. Oh, sarısını yedi bak. Dur şu yüzündeki şeyi de alalım. Ha. Al bakalım. Bak arkadaşlar bu içini yemek istiyor. Neyse böyle önlerine bırakalım. Oh, abi sen nasıl bir... Ya... Sen var Rambo'dan ders alman lazım. Bak hepsini yere düşürdün. Rambo al oğlum. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Eritme makinesi gibi. Hı-hı. Şöyle Asya'ya da verelim arkadaşlar. Asya, aferin sana. Afiyet olsun. Lucky, al. Bak bu şerefsiz içini yemek istiyor herhalde. Al içini al. Abi sen çok yavaş yiyorsun ya. Oğlum bırakın da Rambo yesin hepsini bari. Al. Bade. Bak ye, tamam mı? Güzel haşlanmış yumurta. Heh, o da yere düşürdü. Yok abi, bunların hiçbir Rambo etmez. Arkadaşlar Rambo nasıl olmuş? Maşallah şöyle göstereyim size. Tosun gibi oldu yine. Eski formuna kavuştu ama işte maalesef ki Rick hastalandı. İnşallah Rick de iyileşir. Yani öyle umut ediyoruz, dua ediyoruz. Aynı yöntemleri, aynı tedavileri ona da uyguluyoruz. İnşallah o da yakın zamanda iyileşir diye tahmin edelim. Ana manyak Lucky'ye bak. Yumurtanın sarısını oyuncağa sandı ilk başta arkadaşlar. Bakın Bade hemen böyle güvenlik moduna geçiyor. Etraftan ses duydu arkadaşlar. Ya maşallah Bade ya. Vallahi arkadaşlar Bade çok güzel bir köpek. Çok akıllı. Allah esirgesin, gerçekten Allah esirgesin.
Bak bak bak, topla oynuyor manyak, bak bak. Oğlum o yumurtanın sarısı lan. Gerçek top değil. Abi yumurta var ya, size artık haşlanmış yumurta yoktur. Bak hiçbiri yemedi arkadaşlar doğru düzgün. Çiğ olduğu zaman yiyorlar. Çiğ yumurtayı zevkle seviyorlar, yiyorlar. Ama var ya, size artık kesinlikle haşlanmış yok. Demek ki sevmiyorsunuz. Hadi atalım arkadaşlar. Tavuklar gezdiklerinde yerler. Şöyle. Hoppala. Onlar çıkınca yersin. Rambo. Ne yapıyorsun aslan parçası? Maşallah Rambo'nun kilosu tekrardan eski formuna kavuştu arkadaşlar. Umarım daha da iyi olur. Ben şimdi şurayı bir toparlayayım. Tekrardan kaldığımız yerden devam. Evet, şöyle Rick'in yanına doğru geçelim. Ya Rick var ya, Rick niye böyle oldun ya? Rick niye böyle oldun sen? He? Oğlum. Rick. Gel oğlum gel. Arkadaşlar psikolojisi bozulmuş bu hayvanın ya. Ya geldiğinden beri, yavruluğundan beri maalesef böyle. Rick. Gel. Şöyle bir yavaşça yaklaşalım. Gördüğünüz gibi bu da zayıfladı. Yani 2 gündür serum yapıyoruz, enerji veriyoruz, ilaçlarını veriyoruz. İşte bu hastalığa karşı çare neyse onlardan uyguluyoruz. Ama maalesef Rick de hastalandı. Rick, gel yanıma gel. Gel. Gel oğlum. Rick gel. Şimdi Cuma abinin köpekleri giderse arkadaşlar biz bu kafeslerimizi hepsini tamamen kullanabiliriz artık. Şurada kafesleri de kullanacağız ama işte o köpeklerin gitmesi lazım. Bu köpeklerimizin hepsini ayıracağız. Ayırmamız gerekiyor artık. Kafesleri güzel temizleyip, güzel dezenfekte edip, etrafını çadırla, mavi çadırla kapatıp köpeklerimizi daha konforlu bir şekilde oraya alacağız. Bakalım. Rick'i de inşallah sağ salim kurtarabilirsek, temennimiz o. İnşallah her şey yoluna girer. Yani emin olun onun dışında moralimiz bayağı bozuk. Çünkü Rick hasta. Rick gel yanıma gel. Şöyle bir yavaş sevelim arkadaşlar. Rick. Gel gel gel. Bakın bu şekilde. Maalesef bu şekilde. Daima korkuyor. Bakın abi şu et koydum önüne. Eti de yemedi. Kulübede samanlı böyle arkadaşlar, sıcacık. Rick. Ne oldu yavrum? Niye korkuyorsun? Ha? Gel. Aferin. Bari şu tavuğu da alalım da buradan. Şu tavuğu alalım. Önüne koymuştuk, yemedi. Tavuklar yesin. Bakın tavukların bölgesinde şöyle yaptık. Göstermek istiyorum sizlere de. Çok güzel oldu. Ağaçlar diktim. Balkondaki ağaçları buraya getirmiştik. Bakalım. İnşallah şu Rick'i de kurtarabiliriz. Rick, iyileş artık ya. Allah Allah. Bak bugün yine gideriz. Yine iğne yaparız sana. Yine bak tedavi yaparız. Eğer yeniden korkuyorsan kendi kendine iyileş. Tamam mı? He? Sen bak çok güzel bir köpeksin. Çünkü herkes Rick'in tatlılığını çok beğeniyor. Şu kulakları özellikle aşırı tatlı. İnşallah Rick'i de kurtarız arkadaşlar. Yine böyle dualarınızı esirgemeyin. Bakın Rambo'da dua ettik. Tedavi ettik. Kurtuldu inşallah. Bununla da aynı şekilde kurtarırız. Arkadaşlar bu bahçemiz için de şöyle bir karar aldık. Kilit taşından yol yapacaktık ama... Ulan ne oldu lan, bana çarptınız lan. Lan lan lan, ne oluyor? Ulan nasıl çarptı bana ya? Oo. Bunların gittikçe büyüdükçe arkadaşlar oyunları sertleşiyor. Bak Rambo'ya bak, Rambo'ya, şerefsize bak. Şimdi bahçeye kilit taş çok pahalıya geliyordu biliyorsunuz. Şimdi biz buraya kendi ilkel şartlarımızla bir yol bulacağız. Yani çok gereksiz pahalılık arkadaşlar. Şimdi kilit taşı yaptırırım. Güzel olsun istiyorum ama aşırı pahalı. Yani o parayı vermek affedersiniz ama enayilik olur. Biz onun yerine şu pirketlerden sipariş vereceğiz. Bir 100 tane falan. Kendi yürüyüş yolumuzu şu şekilde arkadaşlar, bu noktadan, tam şu gördüğünüz noktadan çıkıp böyle ortadan gidecek. Her bir kafese bir yürüyüş yolu girişi vereceğiz. Güzel bir yürüyüş yoluyla, yani pirketlerle yürüyüş yolumuzu yapacağız. Ve aralara da, yani pirketlerin arasına, yürüyüş yolunun ortasına da bu aldığımız taştan dökeceğiz. Hem çamur olmuyor hem tertemiz. Bundan dökeceğiz. Belki elektrik olayı da olursa yürüyüş yolunun iç kısmına güzelce ışıklar düşeriz. Böyle gece açtığımızda çok otantik bir görüntüsü olur.
Tekrardan buraya çim dikeceğiz. Ortalama bir traktör, bir buçuk traktör kum gelecek buraya. Pardon, toprak gelecek. Elenmiş çimen toprağı. Ortalama da bu alan için bir çuval çimen tohumu alacağız. Karışık, bu yedili karışık çimler var. Yedili karma dedikleri. Onlardan alacağız. Güzel bir şekilde çim dikme olayı yapacağız arkadaşlar. Yani önümüzde zaten havalar yağmurlu olduğu için güzelce sulanır. İnşallah bir 10 gün içerisinde burası yemyeşil bir alan olur. Ondan sonrası kolay. Tavukları işte çıkartmayacağız pek fazla. Köpekler de o süre zarfında az az çıkartacağız. Ki en azından burası hemen 10 gün içerisinde çim olsun, kurtulalım. Hem hayvanlarımız daha mutlu olur, hem daha huzurlu olurlar. İnşallah böyle hayallerimiz, fikirlerimiz var. Zaten bu durumların hepsini ben sizlere de gösteriyorum. Siz de sanki burada çalışıyor musunuz diye benimle izlemiş oluyorsunuz arkadaşlar her anda. Yani diktiğimiz bir tane ağacı bile size gösteriyoruz. Çünkü buranın gelişiminde sizler de böyle izleyerek zevk aldığınızı hissediyorum. Evet, biraz oyun oynayalım dedik. Ya Rambo yine sahalara döndü ya arkadaşlar. Bak ya, salça olmaya başladı. Oh. Lucky şu an bayağı bir kızıyor. Bak baba, Rambo'ya bak. Ulan beni öyle bir sallıyor ki. Oh, dişlerini göstereyim. Bakın arkadaşlar, bu dişler gerçekten adamı mahvediyor. Bırakalım şöyle bir. Aferin. Yani gerçekten bakın şu ellerin falan. Yanlışlıkla ısırmasından oldu arkadaşlar. Tamamen yanlışlıkla ısırmasından olan yaralar. Dişleri aşırı keskin. Onun ama bir numaralı baş belası Rambo. Bravo Rambo. Bak bak bak. Lucky gidince hemen aldı. Lucky tut. Lucky tut. Bak şimdi. Rambo fırlama ya. Vallahi Rambo fırlama arkadaşlar. Maşallah diyelim Rambo'ya. Lucky'ye. Hepsine maşallah diyelim de nazar değmesin. Bu iki cengaver de bu şekilde. Bak oyunlarına devam ediyor. Bak şimdi Lucky alsa bile gitmiyor. Yine onunla beraber oynamak istiyor arkadaşlar. Yani Lucky o konuda bayağı bir dürüst bir gönle sahip. Bak gördünüz mü? Getirip Rambo'ya vermek istiyor ama o halat Rambo için bayağı büyük. Tutamaz yani şimdi. Lucky. Aferin Lucky. Gel, ver bakayım bir halatı. Hayır, bırak. Şşş, bırak. Bırak. Aferin Lucky. Lucky. Lucky, zıpla. Aferin. Bak şimdi Rambo geldin mi? Lucky'nin LPG'den benzine geçtiğini göreceksiniz arkadaşlar. Bak şimdi hırlamaya başlayacak. Benzine geçti şu an. Şu an benzinde. Bak gözler de bir yandan Rambo'ya bakıyor. Rambo da bilerek oynuyor ha. Vallahi işi gücü bırakmış, bilerek oynuyor. Biliyorsunuz Rambo ile Lucky ikisi bir buddy arkadaşlar. Bade nerede? Heh. Bade ile de Rick ikisi bir ikiliydi. Ama maalesef Rick şu an hasta. Oğlum Lucky sen nasıl çekiyorsun lan? Nasıl güçlenmişsin öyle? Maşallah sana ya. Arkadaşlar gerçekten güzel tutuyor. Yani şu an ben bile zorlanıyorum artık. Bırak. Bırak. Şşş, bırak. Bırak. Aferin, gel. Şimdi şu tellerin üstüne asalım. Bakalım Lucky oradan alabilecek mi? Şöyle araya koyalım arkadaşlar. Aferin Lucky. Lucky tut. Tut. Aferin Lucky'ye. Bravo. Bak avını aldı. Patilerini de üstüne koydu. Bu avın sahibi benim dedi. Rambo. Gel reis, gel. Bravo reise. Bravo krala. Aferin sana Rambo. Bade. Gel kızım. Gel güzel kızım. Aferin sana Bade. Bakın abartmıyorum. Şu anlık buranın en güçlü köpeği Bade arkadaşlar. Yani şurada gördüğünüz köpeklerin en güçlüsü Bade. Artı görevini çok çok iyi yapıyor. Tam bir koruma köpeği. Gerçekten tam bir bahçe, alan, her neyse bulunduğu bölgeyi çok iyi koruyan bir köpek. Gerçekten Bade maşallah. Yani çok güzel bir kan taşıyor içinde. Güzel bir karakter taşıyor. Helal olsun Bade'ye. Yani Bade'nin yeri çok çok ayrı. Buradaki tüm köpeklerden farklı bir karakteri var. Bade mükemmel ya, baksanıza. İşte bakın arkadaşlar, sokaktan sahiplendik. Nasıl bir karaktere sahip. İnanın buradaki kangallardan daha baskın diyebilirim.
daha otoriter. Şimdi burada ya işte kangal liderdir, en iyisidir demeyin. Köpeğin karakterine bağlı. Nice kangallar, nice Belçika Malinoslar, nice pitbulllar sahip. İşini iyi yapmıyor, görevini iyi yapmıyor. Ama bazı köpekler de görevini, bahçe korumasını, onun içinde olan gerçek ruhunu taşıyabiliyor. Bence Bade buradaki en iyi koruma yapan köpeklerden birisi. Hiçbir şeyden korkmaz. Ciddi söylüyorum, bahçeye girmek isteyen kim olursa olsun tereddütsüz üstüne gidiyor arkadaşlar. Yani yavru mavru ama bakın şu an 7 aylık olmak üzere. Ama bence en güzel köpeklerimizden birisi. Maşallah diyelim. Gücü de iyi. Bak şimdi Lucky ile beraber mücadele yapar mı acaba? Bade, aferin Bade. Bravo, aferin Bade'ye. Bravo Bade. Bade usulü bilmiyor arkadaşlar. Lucky şerefsizi yöntemi biliyor. Bak, ulan Rambo senin ne işin var arada? Aferin Bade. Maalesef Bade kaptırdı. Lucky biliyor arkadaşlar. Lucky çok hızlı bir köpek. Yani gerçekten çok hızlı bir köpek. Çok güçlü olmayabilir Bade'ye göre ama Bade'den çok çok hızlı, çok pratik. İstediğinizi anında yapabilir. Bak, Bade'yi görüyorsunuz mu? Bakın. Bakın arkadaşlar. Demek istediğim bu işte. Aslan Bade be. Bade aferin sana. Bakın gaz verelim mi arkadaşlar? Bravo Bade. Aferin kızım. Bravo Bade. Bak şu duruşa bak. Şu endama bak. Maşallah. Allah nazardan korusun. Vallahi böyle gurur duyuyorum bu Bade'den. Aferin Bade. Bravo. Aferin kızıma. Ya Lucky Hanım. Bu iş böyle iplerle oynamaya benzemez kardeş. Böyle bahçeni de koruyacaksın gerektiğinde. Bade bu işi çok iyi yapıyor. Güzel Bade. Gel kızım. Aferin Bade'ye. Gel. 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 Aferin Bade. Şöyle bir seni. Maşallah Bademiz arkadaşlar. Tüyü müyü çok sağlıklı. Aa kıskanç geldi. Kıskanç geldi. Evet bu 4 tane köpeğimizin arasından sizin en sevdiğinizi sormak istiyorum. Hangisini seviyorsunuz en çok arkadaşlar? Lucky mi? Asya'yı mı? Bade'yi mi? Rambo'yu mu? Rambo yine şerefsizlik peşinde. Hangisini daha çok seviyorsunuz? Yoruma belirtmeyi unutmayın. Ve bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Yakında bir sürpriz yapmak istiyorum. Ona da buradan söylemek istiyorum. 2 tane sürprizimiz var. Kanalımızda güvercin manyakları var. Farkındayım. Onun için, onlar için arkadaşlar burada güvercin kafesi yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda başlayacağız. Çok tatlı, çok profesyonel bir güvercin kafesi yapacağız. Yani bayılacaksınız. İnanın aklımdaki neyi tasarlayabilirsem, ustalarımız istediğimi verebilirse çok güzel bir güvercin kafesi. Ayrıca bombayı patlatıyorum. Lucky'nin manitası geliyor. Lucky'ye bir erkek arkadaş geliyor arkadaşlar. Şu anda bebeğe böyle 10 günlük falan minnak, bebiş. Ama 2,5-3 ay sonra aramıza katıldığında böyle yırtıcı bir pirana gelecek. Şiddet seviyesi 10 arkadaşlar. 10. seviye. Ama makine. Gerçekten makine. Yine Muhammed abiden sahipleneceğiz. K9 Riff Muhammed abi dedi ki senin Lucky böyle arkadaşsız kalmasın. Ona bir de arkadaş verelim kendi emsalinde. Onunla beraber oynasınlar. Enerjisini doğru hayvanla atsın dedi. Sağ olsun inşallah 2,5 ay sonra anneden ayrılırsa, her şey yoluna giderse buraya getiriyoruz. Evet bugünkü videomuz da sonuna geldik. Rambo gel beraber bitirelim gel. Evet Rambo'nun gelişine bak. Aslan Rambo. Aha hepsi geldi. Hepsi geldi. Neyse şimdi bunlar bana videoyu bitirtmez. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Biliyorsunuz beğenmek ve abone olmak bedava. Sizden para alınmıyor kesinlikle arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.